Şu ana kadar birkaç videoda enzimlerden bahsetmiştik. Bu videoda biraz daha detaya inip enzimlere işlevlerinde yardımcı olan yapılardan bahsetmek istiyorum. Hatırlayalım. Enzimler tepkimelerin aktivasyon enerjilerini düşürerek daha sık ya da hızlı meydana gelmelerini sağlar. Yani enzimler tepkimelerin ilerlemesini sağlayan yapılardır. Şu ana kadar farklı enzim örnekleri gördük. Fakat bazen ders kitaplarında enzimlerin buna benzer bir şekilde çizildiğini görürsünüz. İşte buna enzim deniliyor. Burada sarıyla çizdiğim ise substrat olarak adlandırılıyor. Ders kitaplarında rastlayacağınız bu şekiller enzimlerin substratlarla nasıl bağlandığını gösteriyor. Fakat tabi gerçek biyolojik sistemlerde bu şekilde gözükmez. Şunu tekrar hatırlayalım. Enzimlerden bahsettiğimizde aslında proteinlerden bahsediyoruz. Buna ek olarak ribozom dediğimiz RNA enzimleri de var. Ancak enzimlerin çoğunluğu protein yapısında bulunur. Şu ana kadar proteinlerden çok bahsettik. Farklı polipeptit zincirlerini, amino asitlerin yan zincirlerini ve bu yapıların proteinleri nasıl farklı şekillerde meydana getirdiğini anlattık. Yani aslında bunun gibi bir çizim bu yapıyı çok daha doğru bir şekilde gösterir. Burada farklı şekillere sahip bir protein çiziyorum. Belki burada alfa sarmallar, burada da beta yaprak yapılar vardır. Substratta proteinin içine gömülen bir çeşit molekül olabilir. Sağ tarafta birkaç örnek görüyoruz. Aslında bu bir heksokinaz, hexokinase. Burada bir ATP molekülü görüyoruz. Fosforilizasyona uğrayacak glikozu görmek birazcık zor. Fakat o da burada bağlı halde. Fosforilizasyon tepkimesi bu heksokinaz proteini sayesinde ilerler. Özetle enzimlerden bahsettiğimizde çoğu zaman proteinlerden bahsediyor oluruz. Fakat esasen enzimlerin protein olmayan kısımları da var. Bu videoda işte bu kısımlar üzerinde duracağız. Glikozun fosforilasyonundan bahsetmiştik. Heksokinazın bu tepkimenin aktivasyon enerjisini nasıl düşürdüğünü anlatmıştık. Pozitif yüklü olan magnezyum iyonları fosfat gruplarındaki elektronları uzaklaştırır. Böylece buradaki hidroksil grubu bu elektronlar ile uğraşmadan buradaki fosfat ile bağ kurar. İşte bu magnezyum iyonları aslında proteinin bir parçası değiller. Bunlar e, kofaktör dediğimiz yapılar, kofaktör. Mesela burada proteine mandallanmış gibi duran bir kofaktör olabilir tepkimenin gerçekleşmesi için bu kofaktörlere ihtiyaç duyuyoruz. Yani bunlar tepkimede önemli rol oynuyor. Ders kitaplarında karşınıza çıkan diğer bir çizim de aşağı yukarı bunun gibidir. Kitaplarda bu tip çizimlerin altında genellikle, evet tepkimenin gerçekleşmesi için substrata ihtiyacınız vardır. Fakat aynı zamanda kofaktöre de ihtiyacınız vardır, yazar. Kofaktör kulağa çok süslü bir kelime gibi gelebilir. Aslında yalnızca enzimin proteini olmayan kısmı anlamına geliyor. Yani kofaktör enzimin fonksiyonunu yerine getirmesine yardımcı olan fakat amino asit ya da proteinin bir parçası olmayan başka bir atom, molekül ya da iyondur. Tepkimenin e, katalizlenebilmesi için orada olması gereken başka bir yapıdır da e, diyebiliriz. Öyle de tarif edebiliriz. Heksokinaz durumunda bu yapılar bu protein kompleksinin bulundurduğu magnezyum iyonlarıdır. İnsanlar sıklıkla mineraller ve vitaminlerden bahsederler, duymuşsunuzdur. İşte bu vitamin ve mineraller esasen enzimlerin kofaktörleri olarak görev alırlar. Buradaki eksokinaz resminde de bu yeşille gösterilmiş küreler kofaktör olan magnezyum iyonlarıdır. Özetle kofaktör eşittir enzimin protein olmayan kısmı kofaktörleri organik kofaktörler ve inorganik kofaktörler olarak alt gruplara ayırabiliriz. İnorganik kofaktörleri gördük. Heknokinazın yapısındaki magnezyum iyonları, onun dışında sodyum iyonları, kalsiyum iyonları gibi iyonlar inorganik kofaktörlerdir. Çoğu zaman bunların görevi bir bölgedeki elektronları meşgul etmek, oyalamaktır. Böylece tepkime gerçekleşebilir. İnorganik kofaktörler dışında kofaktör olarak görev yapan organik moleküller de bulunur. Hatırlayalım. Organik moleküller karbon ihtiva eder. Karbon ve başka elementlerin zincirlerinden oluşurlar. Organik olan kofaktörler koenzim olarak isimlendiriliyor. Koenzimlere birçok örnek verebiliriz. Burada gördüğünüz laktat dehidrogenaz adlı bir enzim. Bu enzimin biyoloji derslerinde sıkça rastlayacağınız NAD adı verilen bir koenzimi var. Dikkat edin. Bu molekül basit bir iyon değil. Karbon bulunduran koca bir molekülden bahsediyoruz. Bu yüzden onu organik olarak sınıflandırıyoruz. Bu NAD proteinin bir parçası değil. Aynı şekilde proteini oluşturan aminoasitlerin de bir parçası değil. Bu yüzden bu bir kofaktördür. Ve organik bir molekül olduğu için de bir koenzimdir. Koenzimler diğer kofaktörler gibi enzimin görevini yerine getirmesine yani tepkimeyi gerçekleştirmesine yardımcı olur. Buradaki NAD koenzimi Hidrat iyonlarının transferini kolaylaştırır. Hidrat iyonları fazladan elektron bulunduran hidrojen iyonlarıdır. Yani negatif yüklüler. Ve hiçbir zaman tek başlarına bulunmazlar. NAD koenzimi hidrat anyonu alarak NADH haline dönüşür. Böylelikle NAD bu grubun bir substrata ya da bir substrattan transferini sağlar. Aslına bakarsanız NAD ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü NAD ve NADH'yi küçükken ders kitaplarında görürdüm. Ve bunlar gerçekten ne işe yarıyor diye düşünürdüm yani. Bu moleküllerin aynı zamanda oldukça büyüleyici yapıları var. Şimdi bu yapıya yakından bir bakalım. Bu molekül buradaki karbon ile hidrat anyonunu alır. Bu gösterdiğim karbon başka bir hidrojen ile bağ kurabilir. Bağ kurma mekanizmasını ileriki videolarda anlatacağım. Bu molekül aslında oldukça ilginç bir molekül. O yüzden onu daha detaylı incelemek istiyorum. Bu videonun amacı koenzimleri incelemek. Ancak bazı kalıplar, yapılar vardır ki biyolojinin her alanında karşımıza çıkar. Buradaki isim yani nikotinamit adenin dinükleotit, tekrar ediyorum, nikotinamit adenin dinükleotit, bu molekülün ne olduğunu tam olarak tanımlıyor. Nikotinamit molekülün işte buradaki kısmı bir hidrat ile bağ kuran ya da parçalayan kısım bu kısım. Yani aslında bu kısma molekülün aktif kısmı da diyebiliriz. Buradaki ise eski dostumuz adenin. Adenini daha önce DNA'da, RNA'da, ATP'de görmüştük. Son kısım dinükleotit. Ah bir de konuşabilsem dinükleotit ama bunlar da hep zor terimler değil mi arkadaşlar? Dinükleotit. Burada da birbirine fosfat gruplarından bağlanmış iki nükleotit görüyoruz. Şimdi biraz farklı bir açıdan düşünelim. Burada bir adenin, burada bir riboz ve fosfat grubu var. Şimdi molekülün bu kısmına baktığımızda esasen RNA'nın yapı taşını görüyoruz değil mi? Eğer bu kısmı da dahil edersek burada gördüğümüz molekül bir ADP olur. Dinükleotit olarak adlandırıldığından dolayı molekülü öteki taraftan da bölebiliriz. Burada nikotinamit içeren bir nükleotit var nükleotitlerden bir tanesi bu. Diğer nükleotit ise buradaki adenin içeren kısım. Umarım bu gösterdiklerim NAD'yi gizemli bir molekül olmaktan çıkarmıştır. Bunları daha ayrıntılı bir biçimde ileriki videolarda inceleyeceğiz. Ancak burada da göstermek istedim. Çünkü biyolojide karşımıza sık sık çıkan bazı kalıplar ve bileşenler bulunuyor. Bunları ATP'de de görürüz, RNA'da da görürüz. Tabii kofaktör ve koenzimler bunlardan ibaret değil daha başka bahsetmediğimiz birçok kofaktör ve koenzim mevcut. Mesela doktorlar yeterli miktarda vitamin ve mineral almayı unutmayın derler. Bunun sebebi bunların kofaktör olmasıdır. Örneğin C vitamini oldukça önemli bir kofaktördür. C vitamininin yapabildiği işleri ayrıntıyla anlatacağım. Burada C vitamininin yapısının iki farklı gösterimini görüyoruz. Buradaki alan doldurma modeli. Bu da top ve çubuk modeli. Diğer bir örnek olarak da folik asitleri verebiliriz. Burada folik asidinde iki farklı gösterimini görüyoruz. Bunların tamamı koenzim. Mesela burada bunun gibi karmaşık bir yapıda bir protein olsun. Burada da substratlar olsun. Enzim bu substratların tepkimelerini kataliz edecek. Burada da kofaktör olarak birkaç iyon olsun. Ya da C vitamini gibi organik bir kofaktör yani koenzim olsun. İşte bunlar tepkimenin meydana gelmesini kolaylaştırır. Hatta bazen bunlar bir yükü yerine sabitler, bazen elektron alıcı ya da verici gibi davranır ya da bambaşka görevler üstlenirler. Yani tepkimenin mekanizmasının bir parçası gibi görev yaparlar ve en nihayetinde tepkimenin meydana gelmesini kolaylaştırırlar.